Selamünaleyküm Artuk Bey. Beyim, aleyküm selam. Yatasın hele, yatasın. Nasıl oldun Artuk Bey? Gözümüzü kararttılar. Lakin gönlümüz hala aydınlıktır beyim. Bu aydınlık çok şükür ki bize ziyadesiyle yetmeye kafidir. Sen ne ettin beyim? Sana bu zulmü reva gören Emir Bahattin'den alacağımız intikam yakındır Artuk Bey. Onu öyle işler edeceğim ki Moğolların köpekliğini eden kim varsa ibret alacak. Evelallah beyim. Bundan zerre şüphem yoktur. Bizi parçalamaya çalışan itleri birbirine kırdıracağım. İt bir değil, iki değil beyim. Tümden telef edilmeleri icap eder. Bilhassa da Moğollar. Sultan Baybars'tan gelecek haber yakındır. Hele bir ondan haber gelsin. Bütün Türkmen obalarını tertip edip büyük cenge girişeceğiz. İnşallah beyim. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah Artuk Bey. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Benim için kendini de obana da tehlikeye attın. Soframdaki misafirin şerefi benim şerefimdir. Onun için değil kendimi, cümle cihanı ateşe atarım İlbilge Hatun. Başın ne vakit dara düşerse bir haber etmen yeterlidir. Cihanın öbür ucunda dahi olsan koşar gelirim. Allah'a emanet. Ben Ertuğrul Bey'e sevdalandım ama diyemedim, korktum. Anlatmaktan, anlattığımın anlaşılmamasından korktum. Beni içinden çıkardığı onca kötülükten sonra, bana yaptığı onca iyilikten sonra gözünde küçülmekten korktum. Ve
mahsur var mıdır abla? Buyur Sırma. Hayırdır, giderim diye mi sevinirsin? Olur mu öyle şey abla? Bu yüzündeki sevincin sebebi ne öyleyse? Ağabeyim. Ağabeyim ne? Ağabeyim. Sırma. Ağabeyim ne? Çıkarsana dilinin altındakini. Ağabeyim beni Ertuğrul Bey'le evlendirmek ister. Sen ne dersin bu işe? Hayırlısı. Ne diyeyim? Ertuğrul Bey'in haberi var mı? Yarın akşam yemekte açacakmış meseleyi. Babam bir yandan Türk obalarıyla uğraşır. Bir yandan Söğüt. Bir yandan düşmanlar. Bunca derdin içinde onun yükünü biraz almak gerek. Hangisi daha zordur bilmem ki. Uç beyliği makamı mı? Obaları idare etmek mi? Sen ne okursun öyle harıl harıl salcı? Şifalı otlar yazar bu kitapta. Belki Artuk Bey'in gözleri için şifalı bilgiler bulabilirim. Babam da şifa bulması için gerekeni yapacak ağabey. Merak etmeyesin. Hayrola, daha yatmadınız mı aslanlar? Baba, uyku tutmadı. Kardeşlerimle dertleşirdik biraz. İyi, iyi. Gelin bakalım. Gel hele Osman. Gel savcım. Deyin bakalım. Ne dertleşirdiniz? Senin yükünü baba. Onca mesuliyetim vardır. Lakin hangisi daha zordur bilemedik. Uç beyliği makamı mı? Obaları idare etmek mi? En zor mertebe analık babalık. En mühim idare de ailedir. Nasıl baba? Getir bakalım şuradan okla yaylar Osman. Şimdi bu yayla üç okun manası nedir? Deyin bakalım bana. Oğuz Atan'ın cihangirlik alametidir. Yay cihanı bir uçtan bir uca kuşatır. Oklar da bir uçtan bir uca uzanır. Bu kadar mı? Bu yayla üç ok... Her şeyden evvel birliğin, dirliğin, nizamın alametleridir. Bunlar mertebe mertebe tatbik edilmelidir. En başta ve en mühimi de ailedir. Yay bir hatun gibi kuşatır, sarmalar, muhafaza eder. Oklar da bir er gibi yayılır, ileri gider. Birliği, bütünlüğü, nizamı
evvela ailede başlatmak icap eder. Ailesine nizam veremeyen aleme, ahaliye nasıl nizam versin? Bunun içindir ki Oğuz Ata bunları yalnız devlet için değil, her şey için bir nizam alameti saymıştır. Bu hikmetle evvela bir aile güçlü olur. Sonra oba, sonra boy ve nihayetinde de bütün soy. Soy. Yurt. İrade. Ve en nihayetinde de cihana nizam verecek bir devlet. Ata nasihatıdır. İyice belleyin. Her şey kökü ailedir. Nizamı bozuk bir tohum çınara dönüşemez. Sizin derdinize gelince, oğullar ne kadar atalarına yaraşır evlatlar olurlarsa, benim de yüküm o kadar azalır. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Maşallah yiğitlerime ben. Destur var mıdır? Gel İlbilge Hatun, buyur. Beni görmek istemişsiniz. Buyur, şöyle otur. Devlet meselelerinden başımızı kaldırıp da iki kelam edemedik. Söğüt'e adımını attığından bu yana yaşadıkların kolay şeyler değildir bilirim. Lakin hakkını yiyemem. Bunca şeye rağmen şuncacık geri adım atmadın. Devlet meselesinin her halükarda yerine getirilmesi gerektiğini babamdan öğrendim. Hala. Hala. Yiğit hatunsun. Her namlı er senin gibi birini hatun olarak görmek ister. Lakin senin gibi biri saraya layıktır. Taş duvarlarda, görkemli odalarda gözüm yoktur. Benim sarayım Akça otağımdır. Sen de haklısın. İnsan tatmadığı nimetin hakkında hüküm veremez. Lakin sarayın şatafatını bir tatsan, sen de anlardın güzelliğini buralarda heba ettiğini. İlbilge Hatun, sen kendi kıymetini bilmeyen bir mücevhersin. O mücevher kudretli birinin başında tac olmaya yaraşır. İnci de bir mücevherdir Emir Hazretleri. Lakin yurdu deryadır. Benim de yurdum bu görkemiyle baş döndüren ulu ağaçlar yurdudur. Müsaadenizle. Akşama gelecek olan misafirler için hazırlık yapmam gerekir.
Selcan Hatun. Buyur. Hafsa Hatun. Bunlar iyi dokunmamış. Aha bak. Renkleri de karışmış. Sana iyi yokla demedim mi? Ne diye bakmazsın? Akşam hediye gidecek bunlar. Hayme ana bilhassa tembih etti. Nasıl temsil edeceğiz Kaya Hatunlarını bunlarla? Tamam, ben bunların iyileriyle değiştireyim. Madem iyileri vardı, ne diye bunları getirdin önüme? Değiştirecekmiş. Selcan Hatun, kızmayasın hemen. Ben bir bakıp geleyim işte. Neye bakacaksın Hafsa Hatun? Kaçtır aynı şeyi yaparsın. Şu dilimde tüy kalmadı sana laf etmekten. Selcan Hatun, gerçi hata bende. Ayağında toz yok, şalvarında turap. Ne konarlık bilirsin, ne göçerlik. Selcan Hatun. Götür bunları, gözüm görmesin. Selcan Hatun. Ben bu obada 10 yıldır saçımı süpürge ettim. Bizim çekmediğimiz eza, cefa kalmadı. Lakin birbirimizin kalbini hiç böyle kırmadık. Senin bey hatunluğuna itibarın vardır. Lakin haddini aşarsın. Zorlu hatun görmedikçe diliniz çarık olmuş mübarek. Haddi ududu senden mi öğreneceğim Hafsa Hatun? Götür bunları dedim, gözüm görmesin. Selcan! Ne oluyor? Kendine gelesin hele. İnsanlara tahammül etmesini öğren. Bu obadaki bütün hatunlar benim kızımdır. Birini diğerine ezdirmem. Haddini aşmayasın. Beyim, altınlara ne oldu acaba? Bu kanı bozuk kefereler işi becerebilecek mi? Bekleyip göreceğiz babamızı. Haber gelmesi yakındır. Beyim. Değerli Adımrul. Mergen bir malumat iletti. Dragos'un adamları. Altınları Moğollardan almış beyim. Güzel. Nereye götürdüklerini öğrenebilmiş mi? Gizli yeri de öğrenmek için peşlerine düşmüş beyim. İyi. Her şey istediğimiz gibi gider. Mergen'den haber gelince inlerini başlarına geçireceğiz. Evelallah beyim. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Akşama otağımıza davetliymişsiniz. Biz de pazardan eksikleri tamamlayalım dedik. İnşallah geleceğiz. Haydi abla, gidelim. Almamız gereken şeyler var. Ebilge Hatun. Eğer müsaitsen, seninle bir şey konuşmak isterim yalnız. Olur elbet. Sırma. Sen burada bekle.
Hoş geldiniz hanımım. Bir emriniz var mı? Bir emriniz var mı? Defol git. Senin her daim gözlerinde bitmek bilmez bir dirayet. Her an kendini ateşe atacak heyecanını gördüm. İnadıyla nice kalp kıran bir hatuna bunca vakit katlandın Ertuğrul Bey. Adaletin peşinden sapmayan cesur bir hatun. Lakin bu sıralar ağzını bıçak açmaz Zilbilge Hatun. Seni çok durgun görürüm. Elhamdülillah. Ömrümüzü töremize, obamıza adadık. Bu uğurda nice sevdiğimizden vazgeçtik. Kederimiz de, suskunluğumuz da bundandır. Benim tanıdığım Zilbilge Hatun asla pes etmez. Cihan'a gözümü açtığımdan beridir obamla hiç durmadan göç ederiz. İlk kez bir yurt tuttuk. Hem de cennet gibi bir yurt. Umutluydum. Senin gibi bir uç beynin emrinde yaşayacaktık. Dağ başlarında mezarlarımız sahipsiz kalmayacaktı. Mezarlarımızın başında Fatiha okuyacak evlatlarımız, torunlarımız olacaktı. Şimdi ne değişti? Obamdan, bu güzel yurttan kopma vaktim gelmiştir. Sana çok şey borçluyum Ertuğrul Bey. Hazır konuşmuşken sana da veda etmek isterim. Ağabeyim beni sürgün etti. Bey Bolat Bey neden böyle bir şey yaptı Zilbilge Hatun? Beni Bahattin'in hatun olmam için zorladı. Ben de kabul etmeyince obasını da görmek istemediğini söyledi. Evlilikte rıza şarttır. Töreye de, dine de uymayan emir olmaz. Ağabeyin yanlış yapar Zilbilge Hatun. Lakin ağabeyim doğru bir şey etmiştir. İki obanın birliği için bacım sırmayı senin hatunun yapmak ister. Güzel. Sandıkları tek tek açıp bakın.
Yine sahte altın olmasın. Bir oyuna daha gelmeyelim, anlaşıldı mı? Güzel, götürün. Çakalın inine, kurdun pençesini indirme vakti geldi. İşgal edeceklerini çok iyi biliyorlar. Sandıklar taşı taşı bitiyor. Ama artık hepsi bizim. Hadi. Hadi. Beyim, Ertuğrul beyler geldiler. Buyursunlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş gelmişsin Ertuğrul Bey. Seni yeniden görmek ne güzel. Geleceğinden haberimiz olsaydı daha evvelden görüşürdük. Sen de hoş gelmişsin. Kayı demircilerinin dillere destan Karaçeli'nden. Koçbaşı. Erlik, yiğitlik ve hürlük nişanı. Zahmet etmişsiniz Ertuğrul Bey. Bu Karaçeli'yi döven eller dert görmesin. Bu Karaçeli'yi döven görklü gözler sönmesin. İnşallah. Kıvanç duydum. Var olasınız. Eyvallah. Ayakta kalmayasınız. Buyurun sofraya. Eyvallah. İnşallah bu akşamki yemek geçmişte yaşananların üzerini örten kalın bir perde olur. Yaşananlar doğrusuyla yanlışıyla mazide kaldı. Gayri yeni bir sayfa açmak gerek. Hadi buyurun, bismillah.
benim sadık savaşçılarım. Siz sözünüzü tutup ne kadar güçlü olduğunuzu gösterdiniz. Şimdi ben sözümü tutup sizi altına ve zafere boğacağım. Güçlü olduğumuz kadar kan dökeceğiz. Döktüğümüz kan kadar altın kazanacağız. Çok büyük bir orduya sahip olacağız. Ve bu ordu sayesinde daha büyük zaferler kazanacağız. Altınların yarısını Ertuğrul'a ne zaman vereceğiz efendim? Hiçbir zaman. Ama bu bir savaşa sebep olmaz mı? Ele geçirdiğimiz altınlar sayesinde çok güçlü bir ordu toparlayacağız. Ertuğrul orduyla baş edemez. Bu yüzden artık savaş çıkmasının bir önemi yok. Hatta işimize bile gelebilir. Ertuğrul kendisini yok edecek orduyu kurmamıza yardımcı olacak. Evet. Ertuğrul bize çok büyük bir iyilik yaptı. Ama onu yok olmaktan kurtaramayacak. Benim sadık savaşçılarım. Bu akşam kalede çok büyük bir ziyafet var. Giyin. İçin, eğlenin. Zafer daima bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Ellerinize sağlık. Umuroğlu hatunlarının sadece birer cevval savaşçı değil, aynı zamanda ne kadar hamarat hatunlar olduğunu gördük. Afiyet olsun Hayme Hanım. Beğenmeniz bizi mesut etti. Davetinizle mesrur, sofranızla şen olduk. Selçuklu Devleti'nin emiri olarak bizi mesut eden başka şeyler de var. Bu zor günlerde Dragos ve çetesine vurduğunuz darbeyle iftihar ettik. Göğsümüz kabardı. Bahadırlığınıza bir kez daha hayran olduk. Ben yalnızca devletimin verdiği vazifeyi hakkıyla ifa etmeye çalıştım. O kadar kahramanlığın üstüne bir de mütevazı oluşu Uç Bey'imizi gözümüzde daha da büyütür. Eyvallah. O kaleden çıkmak gerçekten büyük iş. Maalesef vergi altınlarını vermek zorunda kalmışsınız. Bu husus ziyadesiyle canımızı sıkacaktır tabii. Lakin nihayetinde İlbilge Hatun'un canı kurtulmuştur. Altınlar yeniden tanzim edilene kadar ben Moğolları idare ederim. Lakin benim asıl merak ettiğim, oradan sağ çıkmak için Dragos'a ne vaat ettin Ertuğrul Bey? Her yiğidin yoğurt yeyişi ayrıdır. Bazısı kendi kaşığıyla yer yoğurdu, bazısı başkasının kaşığıyla. Yalnız bizim buraya gelmemizin tek nedeni yemek yemek değildir. Hayırlı bir iş için de geldik buraya. Zira bir akrabalık ilişkisiyle birbirimize bağlanmamız gücümüzü daha da artıracaktır. Bu vesileyle ben de düşünüp kararımı verdim.
Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... İbilge Hatun'u ister. Tabii onun da rızası varsa. Benim de rızam vardır. Ertuğrul Bey'in teklifini kabul ederim. Bu da ne demek olur böyle? Sen ne diye heyelenirsin Emir Bahattin? Ben muradımı söyledim. İbilge Hatun da kabul etti. Şimdi söz sırası Bey Bolat Bey'dedir. Ahıra mı girersin eşek gibi? Çık dışarı, çık! Emir Hazretleri, kervansaraydan haber geldi. Moğollar öldürülmüş. Altınların da hepsi kaçırılmış. Kim? Kim yapmış bunu? Yapanlara dair bir iz yok. Moğolların da hepsi ölmüş zaten. Onca altın. Onca ölü. Evvela altın meselesini halletmemiz gerekir. Ertuğrul Bey Allah'ın izniyle bacımı istemeye gelmiş bir misafirdir. Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi bacılarla beraber müsaade ederseniz biz baş başa görüşelim Ayman'a. Hatunlar. Ne yapacaksınız Emir Hazretleri? Kervansaraya gidip tahkikat yapmak gerek. Müdafaanı hazırladın mı Emir Bahattin? Ne müdafaası hazırlayacakmışım Ertuğrul Bey? Altınlardan sorumlu olan sendin. Onca altın, onca ölünün müdafaası. Malum, oranın mesuliyeti sende olduğu için Moğollar tahkikata evvela senden başlayacaklardır. Ağabeyim beni Emir Bahattin'le evlendirmek isteyip beni diri diri toprağa gömmek ister. Koskoca Selçuklu Emir'in hatunu olacaksın. Bundan güzel şey mi vardır? Olmayacağım Sırma! Niye bu kadar direttiğini anladım. Gönlünde biri vardır. Yok. Bunu da nereden çıkarırsın? Gözlerinden çıkarırım. Otağda Ertuğrul Bey'e nasıl baktığını gördüm. Onlar hürmet bakışı değildi.
sevgi bakışıydı. İstemediğim birinin hatunu olmaktansa ölmeyi yeğlerim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ebilge hatunu iste. Tabii onun da rızası varsa. Benim de rızam vardır. Ertuğrul Bey'in teklifini kabul ederim. Demek bana yalan söyledin. Bana oyun ettin. Demek her şey bunun içinde. Saadet diye beklediğim an bana zindan oldu. Bu cihanı sana zindan edeceğim. İki cihan bir araya gelse olmayacak bu iş. Hanımım, bir şeye ihtiyacınız var mı? Çık dışarı, şimdi boğazlarım seni. Çık! Bunun hesabını soracağım sana İlbilge Hatun. Ben de sırmaysam ettiğin oyunda boğacağım seni. Keşke kilim yerine kına getireydik sana İlbilge Hatun. Sonunda muradına erdin. Benim bu meseleden haberim yoktur Selcan Hatun. Geldiğiniz günden beri bir oyun etmenin derdinde olduğunuzu hissetmem mi sanırsın? Ben dilimi dudaktan, gözümü budaktan sakınmam. Söylenecek sözü söyler, yapılacak işi yaparım. Bu meselede oyun etmek benim işim değildir. Hatunlar, şimdi bunları konuşmanın sırası değildir. Yo anam, asıl şimdi sırasıdır. Şimdi bunları konuşalım ki herkes neyin ne olduğunu bilsin. Senin içindeki kuruntular aklını esir almış Selcan Hatun. Ne edersen et, ne dersen de lakin şunu unutma. Mesnetsiz düşüncelerinle günahımı alırsın. Hatunlar, gayrı söz hakkı ve karar Beybolat Bey'indir. Gerisi bizim işimiz değildir. Bundan mütevellit herkesin diline sahip çıkması yapacağı en akıllı iştir. Lüzumsuz didişmelerin kimseye faydası yoktur. Ana, İlbilge Hatun sanır ki ben ona fenalık ederim. Halbuki ben açık açık yüzüne söylerim. Didişmekten geçtim, bundan âlâ dostluk mu olur? Girdiği beyhude çabanın nihayetini de bilsin isterim. Bir kına iki kılıç sığmadığı gibi bir gönle de iki sevda girmez derim. Ertuğrul Bey'imin gönlü Halime Sultan'la mühürlenmiştir. Bu teklif bir sevgi alameti değil, olsa olsa beylik işlerinin gereğidir, bilsin derim. Ertuğrul Bey sözünü söylemiştir. Ve dahi o sözünü tuttuğunda ben de sözümün arkasında duracağım. Bilesin. Müsaade Naiman. Ben sana dediydim ana. Tedbiri elden bırakmamak lazım gelir. Belli ki baştan kafasına koymuş işte Ertuğrul Bey'i. Ben Halime Sultan derim, o Ertuğrul Bey ne derse o der. Ah Selcan ağa. Şu dilini tutamadın gitti. Gündüz çırasını hazırlamaya, gece karanlıkta kalmaya mahkumdur kızım. Hiç düşünmez misin? İlbilge Hatun
bey hatunu olarak obamıza, otağımıza gelip kurulduğu zaman sen ne edeceksin? De hele, ne edeceksin Selcan?